Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin, Türkiye'yi destekleyecek taşlar yeniden dağıtılıyor. Türk İHA'ların Türkiye'nin Orta Asya'daki imajını yükselttiğinden söz eden Asya basını, Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle Çin'in Ankara'yla yakınlaşma çabası içine girdiğini belirtti. Şangay İşbirliği Örgütü için ortaya konan üyelik hedefi ve Türkiye'nin Orta Asya'daki artan etkisi Asya basınının dikkatini çekti. Türkiye'den Orta Asya'da büyüyen varlık olarak nitelendirilen haberde, Türk devletlerinin Türk İHA'larını satın almasına vurgu yapıldı. Değişen kültürel denklemde Ukrayna-Rusya savaşının ardından Türkiye'nin bir dizi ticaret savunma anlaşmaları yoluyla Orta Asya'yla daha fazla ilişki kurmaya çalıştığı kaydedildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve Kazakistan ziyaretinde imzalanan ikili anlaşmalara vurgu yapıldı. Türk nakliye rotasının kullanılmaya başlamasından bu yana Korgas'ta İstanbul'a kargo taşıma süresinin 60 günden 13 güne düştüğüne işaret edildi. Türk İHA'ların Karabağ'da gösterdiği performansla Orta Asya ülkelerinin ilgisini çektiği belirtilen haberde silah satışlarının Türkiye'nin Orta Asya'daki imajını yükselttiğinden bahsedildi. Trans-Hazar boru hattı gibi enerji altyapısı projelerinin Ankara'nın bölgesel enerji merkezi hedeflerini güçlendireceği ifadelerine edilirken, Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ilişkisine değinildi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin son zamanlarda ekonomik ve siyasi olarak geliştiği vurgulanırken, Çin'in ise Türkiye ile yakınlaşma çabası içine girdiğinden bahsedildi. Türkiye'nin stratejik konumunun Çin'e Orta Doğu ve Akdeniz ulaşması için bir fırsat sunduğundan söz edildi. Haberde, Çin'in Türkiye'yi dünya sahnesinde destekleyebileceği anlamına geliyor ifadeleri kullanıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.